Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız belki de enerjisel olarak çektiniz diye düşünüyorum. Ben açıp buna bakacağım. Şimdi siz bunu kendiniz için seçebilirsiniz. Eşiniz için, çocuklarınız için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben açıp herkesin baktığı gibi bakacağım. İçinde çok net göstermeye çalışacağım. Aynen demin söylediğim gibi bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız işte bu kafanızdaki kişiyle ya da konuyla ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Onca videonun, yüzlerce videonun içerisinden bununla karşılaştıysanız bence bir mesaj vardır. Bunun ne zaman karşılaştığınızın önemi yok. Belki 3 yıl sonra karşılaşacaksınız bu videoyla, hiç fark etmez. Ama demek ki sizin için alacağınız mesaj için doğru zaman diye düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Herhangi bir şey için niyet edip bir tanesini seçebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Çünkü ben herkesin baktığı gibi bakıyorum. İçinde çok net göstermeye çalışıyorum. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ve yavaş yavaş o sırada da fincanımı açtım. Şöyle boncuklarım vardı, onları da kenarıya koydum. Bakalım, bakın direkt bir uzun bir yol planı da olabilir. Bir gözyaşı da dökmüş olabilirsiniz ama dışarıya taştı artık. Yani hani bir derdiniz, sıkıntınız varsa artık sizden uzaklaştığı bir döneme giriş yapıyor olabilirsiniz. Giriş yapacaksınız bence. Bir de zaten şöyle açınca hani sizler de az çok falı biliyorsunuz bence artık izleyenler. Çok temiz çıktı. İçiniz ferahlayacak. Böyle biraz daha hayal kurabildiğiniz, hani hayal kurabilmek çok önemlidir. Ben hani insanlar umutsuz olduğu zamanlarda hayal kuramazlar. Şöyle hani böyle bakın burada böyle hep hayaller çıktı. Bu sizi hayata bağlayan şeyler demek oluyor. Kişiye göre değişir. Kimisi için aşk, kimisi iş, kimisi çocuk olabilir ama hayal kuramadığınız bir ilişkiyi düşünebiliyor musunuz? Mesela hani hayal kuramadığınız bir ilişki nedir? Biter bence, bitmeye mahkumdur. Çünkü onunla ilgili bir gelecek, bir plan, bir hayaliniz yoktur. Ya da işte bir iş düşünün ki ama işte bir 3 yıl sonra bir yerlere gelme hedefiniz yok. Bu işin sizi tatmin edebileceği bir durum yok vesaire. Hayal kuramazsanız bu işte de hevesiniz kaçar. Her şey öyle hayatta bence. Ve ama burada böyle hayallerle umut dolu bir fal gibi geldi böyle açar açmaz. İnşallah öyle olsun. Bakalım, bakın şurada böyle bir tam şurada görebiliyor musunuz? Bir gelin var sanki. Hani böyle kocaman kabarmış gelinliği böyle bir gelin haberi gelecek yakın zamanda haneye. Bu hani eğer ki siz kendiniz için, evlilik için, hayatınıza gelecek bir kişi için niyet ettiyseniz belki de bu tamamen sizin işte falınız ya da çocuklarınız için de olabilir. Bir gelin haneye giriyor. Çok yakınınızda bir kardeş, bir torun vesaire de olabilir bu evlenecek kişi ama sizinle ilgili de olabilir. Haneye gelen bir haber çıktı. İnşallah en hayırlısı olsun. Şimdi şöyle bakınca hane içerisinde kalabalık oturulup konuşulan bir durum var. Bu iş ortamında da olabilir. Arkadaş, çok yakın arkadaş çevrenizde de olabilir ama bir kişi bakın böyle boynunu bükmüş. Bakın çok fazla pişman, çok mutsuz. Yani bir olaylar olmuş sanki. Hani bazen böyle olaylar olur ve sonra durulur ya. Bir kişi çok pişman. Size bir söz söylediği için çok pişman olabilir. Ya da işte böyle gerçekten size yaptığı haksızlıktan dolayı çok pişman olabilir. Boynunu büküp bu kişi gelecek sizden. Özür dileyecek pişmanlığını. Hani son pişmanlık fayda eder mi acaba? Belli olmaz ama hani insanları böyle ben hep söylüyorum fallarımda. İnsanlar bir kere çok büyük hatalar yapabilir. Bazen iki kere bile aynı hata yapılabilir belki ama hani bir insan sürekli hata yapıyorsa, aynı şeyi çok tekrara düşüyorsa bence bu hata değil, karakteristik bir özelliktir. O zaman onları affetseniz de bilin ki bir daha aynı şeyi yapacak. Çok da bir şey değişmeyecek hayatınızda ama bu sanki böyle pişman olmuş. Hani sanki bir kerelik bir şey belki de. O kişiyle bir barış, belki de bu falın mesajı o. Biriyle çok böyle kırıldığınız, darıldığınız biriyle barışmak da olabilir. Burada iki kişi baş başa vermiş bir şey konuşuyor diyor. Hane içerisinde böyle bir birlik beraberlik var. Aile içerisindeki sohbetin, samimiyetin, yakınlığın böyle arttığı sorunlar varsa belki hani olur ya bazen aile içerisi buzların eridiği bir dönem olacak bence. Zaten böyle ferah bir falda açınca da. Ya da bu yalnızlar için böyle gelin de çıkmıştı az önce bir birliktelik bence. Hayatınıza girecek bir kişi. Böyle baş başa bakın vermişsiniz kumru gibi. Sohbet eden iki kişi var burada. Tam da hanenin ortasına çıkmış böyle falının ortasında. İnşallah öyle olur.
Sizin için yanlışsanız hayatınıza girecek doğru insan olsun ama hani yoksa yanlış insan zaman kaybıdır bence. Allah her şeyin hayırlısı versin aşkında. Yanlış aşklar çok fazla yükseltir. Sonra da bir o kadar hızlı aşağıya vurur. Ama onu kontrol etmek sizin elinizde bence aşk acısını. Yanlış bir insan da hayatınızdan çıktığında çok büyük ferahlama oluyor aslında. Hani böyle üzülmek yerine bilinçli, kontrollü hani hareket edebiliyorsanız belli bir yaşta belki daha kontrollü, küçükler için daha zor bu ama kontrol edebiliyorsanız bence yanlış birinizin hayatınızdan çıkması bence büyük ferahlık sadece. Şimdi şurada böyle bir bakın böyle salyangoz gibi bir şey çıkmış. Bir iş olacak ama böyle biraz ağır olacak. Böyle zaten belki biliyorsunuz bunu. Bir eğitimse bitmesi biraz zaman alıyor. İşte bir işse bir yerden bir davalık bir konunuz var belki. Bir çocuk istiyorsunuz ama böyle hani olacak bakın böyle hani salyangoz artık böyle feraha aydınlığa kavuşmuş ama böyle hani bazen bazı şeyler bizi kanırtır ya yavaş yavaş hani böyle biz ne kadar hızlı olsun isteriz bir o kadar yavaş gider. Ama olsun önemli olan sonucu temiz olması böyle salyangoz gibi uzun eğer ki beklediğiniz uzun yıllardır bir miraslık davalık ya da işte bir işle ilgili bir eşle ilgili bir bebekle ilgili bir şey bekliyorsunuz bu artık biraz sonuca ulaşacak sanki o yavaş ağır ilerleyen işle ilgili haber gelecek size. Bakın şöyle burada bir kocaman bir yol çizildi ve bu taraf başka, öbür taraf başka. Yani hayatınızdaki karanlık tarafı artık ayırdığınız bir dönem. Böyle hani bazen hayatımızdaki yanlış insanları artık iyi, doğruyu ve yanlışı ayırdığımız zamanlar gelir. Bir yerde okumuştum ve ben bunu sonra tabii kendime deneyimledim. Çok arkadaşlarımla konuştuğumuzda da. Bence bir kadının hani böyle kendini bilme yaşları gerçekten 32 ve sonrası. Kendinizden emin oluyorsunuz, ne istediğinizi biliyorsunuz, kendinizin nasıl olduğunu biliyorsunuz vesaire gibi gibi. Hani böyle tabii bu insanların bazen çok erken olabiliyor, bazen çok geç olabiliyor. Yaşanılanlar değiştiriyor tabii bunu ama bazen böyle bir şey yaşarsınız ve artık iyiyi kötüyü, doğruyu ve yanlış ayırt ettiğiniz dönemler olur ya sanki bir şey yaşanmış sizin içinizde. Böyle bir fırtına kopmuş. Hani her acı aşk, her acı olay bence insanları dönüştürür, değiştirir. Sizde bir dönüşüm başlamış. Bazı insanları ve bazı olayları artık başka tarafta tutuyorsunuz. Hani herkes Sezar'ın hakkını Sezar'a verir gibi. Yani yanlış insana vereceğiniz değerle artık doğru insana vereceğiniz değer ayrılmış burada. İkiye ayrılmış böyle yüreğiniz. Ve karanlık bir taraf var. Bir tarafı ayırmışsınız. Onlardan vazgeçemiyor olabilirsiniz, değiştiremiyor olabilirsiniz ama artık onlara verdiğiniz değer şey gibidir yani hani vereceğiniz değer olması gerektiği kadar gibi olacak. Kafanızda kesin bir konuyla ilgili kanıya varmışsınız. Dediğim gibi bu iş, aşk, ilişki olabilir ama kesinlikle böyle kafanızda bir yer etmiş artık. Şimdi yapmak istediğiniz çok büyük bir hayaliniz var. Bununla ilgili böyle bir düşünüyorsunuz. Hani kalkıp yapmakla yapmamak arasında gibisiniz ama bence hiçbir zaman hayallerinizi ertelemeyin. Çok bazen erteliyoruz gerçi. Hani ben daha önceki videolarımda beni takip edenler bilir, anlatmışlığım da vardır. Ben böyle üniversite bittikten sonra çok fazla İngiltere'ye gitmek için hayal kurmuştum. Ama çok erken evlenince, sonra çocuk vesaire deyince hani böyle yapamamıştım. Ama yıllar sonra, hani üniversite bittikten kaç yıl sonra diyeyim, ben size 30 yaşımdan hesaplamaya çıktım. 17 yıl sonra falan herhalde, 16-17 yıl sonra İngiltere'ye gittim, dil eğitimi aldım vesaire falan. Hiç bırakmadım o hayali mesela. Bazen ertelenebiliyor ama cesaret etmek gerekiyor. Bazen bir şey tetikliyor insanı. Bence hayallerinizden peşinden koşun. Çünkü böyle çok ferah bir şey bekliyor sizi. Belki bir iş kurmak, belki bir ev değişikliği, semt değişikliği, bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir hayaliniz var. Belki bir eğitim kursu alıp hani böyle başka bir alanda iş kurmak. Bence yapın ya. Yani böyle bir çok aydınlık çıkmış. Böyle kararsızlık hani böyle paçaları sıvayıp hadi harekete geçeyim mi geçmeyeyim mi diye böyle biraz da yürekli bir dönemdesiniz. Hani böyle karamsar düşünmediğiniz bir dönem bu. Böyle bir ferah çıkmış bu fal. Bence kalkın yapın. Bir şey yapmak istiyorsunuz bence. Elinizden geleni yapın. Ben hep şey düşünüyorum. Hani böyle zaman o kadar hızlı geçiyor ki ya keşke bir yıl önce başlasaydım bu işte. İşte bak bitmişti şimdi falan diye. Böyle kendimce hayıflanırım ama çok şey de yapmışımdır. Birçok şey yol almışımdır.
İngiltere'den geldikten sonra ikinci üniversiteyi takmıştım. O bile bitmek üzere. Yani hani böyle evet ya yani kalkın o an yapın. Hani gerçekten zaman zaten bir şekilde geçiyor. Bence bu falda böyle bir şey diyor bana. İçimden geliyor şu anda bunlar iyice biraz böyle hissiyatla ilgili ya bu. Bunu görmek, yorumlamak. Belki de alacağınız mesaj bu o yüzden. Bir şey için yüreklenmeniz gerekiyor. Bir şey yapacaksınız ve iyi olacağını düşünüyorsunuz. Yapın bence. Belki de mesaj buydu. Şurada bir arkadaşınızla ya da biriyle böyle masa başında oturup çok güzel bir karar vereceksiniz. Bu bazen işle ilgili ortaklık olabilir, işle ilgili görüşme olabilir. Biriyle işte bir araya gelip birlikte olma kararı olabilir. Bu ama ciddi bir konuşma. Böyle masa başında oturuyorsunuz. Dediğim gibi ya bir ortaklık işe başlayacaksınız ya bir bu yakın çevreniz de olabilir. Bazen anne, baba, çocuklar, arkadaş, kardeş gibi de olabilir. Çok yakın birinden. Böyle çok güzel bir iş yakalamış, çok güzel bir birlikteliğe başlamış gibi. Yani bu çok güzel bir yatırım yapılmış. Masa başında oturup böyle bir şeyin kararı verilecek. Çok güzel bir haberiniz var. İnşallah öyle olsun. Bence bu falın enerjisi inanılmaz güzeldi. Bunu tutup niyet edenler, dediğim gibi hangi yıl ne zaman karşınıza çıktığının hiçbir önemi yok. Doğru zamanda çıksın karşınıza diliyorum ve gerçekten de gerçek olsun. Çok içten diledim şu anda. Hani siz de öyle dileyin hep birlikte. O enerjiyi yayalım. Düşündüğümüz, söylediğimiz sözler hep gerçeklik olurmuş diye inanırım ben. Çok fazla da bu sabah da izledim. Hatta Greg Braden'in videoları beni çok yüreklendiriyor. Bence olumlama yapın. Güzel videolar izleyin. Bakın burada böyle parayla ilgili, maddiyatla ilgili bir güç elde edeceksiniz. Biraz ağırdan gelebilir. Bu da biraz salyangoz şeklini almış ama hani bazen böyle çok hızlı gelir bir yandan bir yerden para bir şey. Bu biraz böyle ağır ağır geliyor. Belki de geçmişten gelen bir şey sadece nihayet kavuşacaksınız. Olacak bu şey ya da biraz ağır gidecek ama çok büyük bir para kazanma, çok büyük bir kısmet sizi bekliyor diyebilirim. Çok güzel çıkmış falda. İsminde veya soy isminde böyle şurada bir H harfi gibi çıkmış. Bakın şurası bir H harfi gibi. Şuradan bir de bakınca S, şuradan E. Bakın 3 harf gibi. Şurada H, şöyle bakınca bir S, burada da bir E harfi gibi. Harfler var. İsminizde veya soy isminizde varsa bu isimler ya da bu parayla ilgili bağlantılı olacağınız kişilerin isimlerinde olabilir. Bu harfler size çok büyük şans, kısmet getirecek. Yani bence burada bir para, bir güç ağır da olsa ilerlemiş ve size güç verecek, güç katacak bir paradan maddiyatla ilgili bir gelişme olacak. Bazen ev, bazen yatırım, arsa alırsınız, bazen 10 yıl, 20 yıl önce almışsınızdır. Birden şimdi değerlendiğini anlarsınız, görürsünüz. Hani böyle uzun vadeli, tabii bu demek değil 20 yıl sürecek her şey de hani olur ya daha önce aldığınız bir şeydir demek istedim. İnşallah güzel şeyler olsun. Gerçekten bu falı hani böyle tuttuğumda, açtığımda çok güzel şeyler hissettim. Yani içimden gelerek de bunları söyledim ama hani böyle mesaj bence hayatınızda bazıları için zayıflamak da olabilir. Her şey olabilir. Kalkın harekete geçin. Kısa bir sürede bence istediğiniz şeylere kavuşacaksınız. Yapmak istediğiniz şeyler için ertelemek yok diyor bu fal. Benim falın özeti bu galiba. Diliyorum her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.